burada bir parantez açacağız 31 Mart yerel seçimleri için. Pazar günü sandıklar kuruluyor. Türkiye genelinde 58 milyonu, İstanbul'daysa 10 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidecek. Belediye başkanını seçmek için artık son 2 gün adaylar da hala projelerini, hedeflerini anlatıyor. Seçmeni ikna etmeye çalışıyor. Biz de bugün bir konuk ağırlıyoruz, bir belediye başkanı ağırlıyoruz. Esenyurt'un AK Parti Belediye Başkan adayı Sayın Azmi Ekinci bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem efendim. TV'ye. Teşekkür ederim. Şimdi hemen başlayalım. Esenyurt 2008 yılında kurulan bir ilçe. O dönem 300 bin civarında olan nüfusu bugün 900 bin. Birinci sırada İstanbul evet, için. Evet. Son 10 yılda nüfusu 3 kat artan ve az önce de dediğimiz gibi İstanbul'un en kalabalık ilçesi. Evet. Bu hızlı nüfus artışının sebebini sizden öğrenmek isterim ve son 10 yıldaki bu artış beraberinde nasıl sorunları getirdi, yerel yönetim bunu nasıl yönetmeye çalıştı ve sizin bu anlamdaki vizyonunuzu merak ederim. Evet. Buyurun sözü hemen bırakayım ederim. Size. Öncelikle ekranlar başında bizi izleyen bütün izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Evet, Esenyurt 2008 yılında ilçe oldu. 2008'deki nüfusu 300 bindi. Şu anda 891 bin artı yabancılarla birlikte 1 milyon nüfuslu bir yer. İstanbul'un en büyük ilçesi, bir metropol. Evet. Esenyurt Anadolu'nun 81 ilinden insanların gelip yerleştiği, buram buram Anadolu kokan bir yer. Aynı zamanda Balkanlardan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar İslam coğrafyasından da insanların gelip yerleştiği bir yer. Bu yönüyle uluslararası bir tarafı da olan bir Esenyurt. Esenyurt 2004 öncesi çamurlu yollardan yürünerek otobüs duraklarına gidilen bir yerdi. Ama şu anda 15 yıl içerisinde AK Belediyeci'nin vermiş olduğu hizmetler sonucu bir değişim dönüşüm geçirdi ve metropol haline geldi. Esenyurt tabii hızlı büyüyen bir ilçe. Her yıl ortalama 70 bin insan almış, göç almış, bir cazibe merkezi olmuş. Cazibe merkezi oluşunun nedeninden bir tanesi Esenyurt bir fabrikaların bulunduğu bir yer. İstanbul'un sanayi üretiminin %24'ü, Türkiye'nin %7'sini üreten bir yer. 3000 fabrika bulunuyor ve 300 bin civarında çalışanı var Esenyurt'un. Bu yönüyle bir cazibe merkezi haline gelmiş Esenyurt. Bunun için büyümüş Esenyurt. Ancak bu büyümeye bağlı olarak... Yani göçün bir nedeni de, nüfusunun bir nedeni de bu. Tabii tabii. Yani istihdam alanlarının fazla oluşu. Esenyurt'ta istihdam alanları fazla ve işçi sıkıntısı çekiliyor. Aslında işsizlik Esenyurt'ta çok fazla yok. Öyle mi? Esenyurt civar ilçelerden işçi ithal ediyor. Ben fabrikalara gidiyorum, soruyorum ne kadar Esenyurt'ta oturuyor, ne kadar Esenyurt'ta oturmuyor. %70 civarında Esenyurt'ta oturuyor, %30'u dışarıdan gelme. Bunu fabrikacılarımıza soruyorum. Esenyurt'ta işçi bulamıyoruz diyorlar. Nitelikli işçi bulamıyoruz diyorlar. Esenyurt'ta işsizlik biraz vasıfsızlıktan kaynaklı işsizlik var. Bir de her yıl 70 bin insan geldiği için yeni gelen insanların iş bulma konusunda biraz zaman alıyor. O anlamda bir işsizlik var. Birazdan bir parantez açalım isterseniz. Hani vasıfsızlıktan kaynaklanan bir işsizlik durumu varsa evet. Bu kesime yönelik herhalde sizin de projelerimiz vardır. Kesinlikle var. İsterseniz buradan cevaplayın. Tabii ki unutabiliriz. Bu noktada meslek edinme kursları, çıraklık okulları ve aynı zamanda stajyerlik yerleri kuracağız. İnşallah vasıfsız olan herhangi bir mesleği olmayan insanları buralarda meslek edindireceğiz ve dolayısıyla fabrikalarımız için nitelikli bir hale gelecek. Fabrikalar sürekli eleman arıyorlar. Biz İSMEK diye bir kuruluşumuz var. Bu İSMEK iş arayanlarla işverenler arasında bir köprü görevi görüyor. Biz bunu daha da kurumsallaştıracağız. Meslek edinme kurslarıyla, okullarıyla, çıraklık okullarıyla birlikte daha sertifikalı bir hale dönüştüreceğiz. Böylece fabrika sahipleri, işverenler yani hangi nitelikte insan istiyorlarsa o niteliklere göre vasıfsız insanları yetiştireceğiz ve vasıfları getirip iş sahibi yapmış olacağız. Şimdi İstanbul'daki fabrikaların önemli bir kısmına ev sahipliğini yaptığını söylediniz. Doğru. Bu konudan devam edersek peki bu tablodan nasıl faydalanabilir yerel yönetim? Yani sanayi içine alan yatırım projeleri olabilir mi örneğin? Kesinlikle şöyle. 2000 civarında fabrikamız ihracat yapıyor Esenyurt'ta. İhracatın büyük bir kısmı Esenyurt'ta çıkmakta şu anda. Bu anlamda biz Esenyurt için uluslararası bir ticaret merkezi düşünüyoruz. Bu uluslararası ticaret merkezinin yapısı şu olacak. 2000 fabrikanın üretmiş olduğu 2000 çeşit ürünün teşhir edildiği 2000 adet dükkanı olan ve 365 gün fuar mantığıyla çalışan
mimarisi de kapalı çarşı mimarisiyle yapılmış bir uluslararası ticaret merkezi. Böylece Esenyurt'a her yıl 50-60 bin civarında yabancı müşteri geliyor fabrikalara, ürün almak için geliyor ve nitelikli ticaret turizmi kapsamında gelen 50-60 bin kişi. Bu kişiler tabii Esenyurt'la ilgili oluşmuş bir olumsuz algı var. Esenyurt hak etmediği bir takım algıların gölgesinde kalmış. Fabrikacılarımız şunu söylüyor, biz gelen müşterilerimizi fabrikalara götürüyoruz, fabrikamızı gösteriyoruz, Esenyurt'u göstermeden başka tarafa götürüyoruz diye. Biz bunu ortadan kaldırmaya yönelik bir takım projelerimiz var. Vizyon projelerimiz var. Öncelikle Esenyurt'ta bu uluslararası ticaret merkezini yaparak gelen müşteri sadece bir dükkana ya da bir fabrikaya uğramayacak, 2000 dükkanı dolaşma imkanı bulacak. Bir almaya gelen kişi işte 20 alacak, 30 alacak. Çünkü tekstil ürünü almak için gelen adam yan tarafta mobilya ürünü satan yeri görecek, yan taraftan beyaz eşya satan yeri görecek, ayakkabıcıyı görecek vesaire. 2000 çeşit ürünü görecek orada. Böylece daha fazla beğenisi olacak, daha fazla alımı olacak. Bu da ihracatçı daha fazla satmış olacak, daha fazla para kazanmış olacak. Bu da ihracatçı fabrika sahibi kişilerin yeni fabrikalar kurma ihtiyacını doğuracak. Böylece Esenyurt'un 170 bin genci şu anda orta öğretimde, sadece orta öğretimde okuyan öğrenci sayısı 170 bin. Üniversitede okuyanlarla birlikte 200 bin civarında genç nüfusu var. Nüfusun %68'i 35 yaş altı. Böylece o kurulan fabrikalar bu yeni yetişen neslerimiz için istihdam alanları oluşturacak. Böyle bir projemiz var. Ayrıca Esenyurt için ben her yerde şunu söylüyorum. Esenyurt'ta sorun yok, ihtiyaçlar var. Bu cümleyi bilerek kullanıyorum. Sorun çözülemeyen şeylere denir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bulunduğu sürece İstanbul Büyükşehir'in başına Ulaştırma Bakanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış, tecrübe abidesi Sayın Binali Yıldırım geldiği zaman, Esenyurt'ta da milletvekili yapmış bir kardeşimiz olarak Azmi İkinci geldiği zaman, Esenyurt'ta bizim çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur Allah'ın izniyle. Peki. Esenyurt'ta ihtiyaçlar var. İhtiyaçlar var diyorsunuz. Bu ihtiyaçlar da hızlı büyüme bağlı olarak oluşmuş olan ihtiyaçlar. Ben bunu 3 maddeyle sıralıyorum. Birincisi trafik, ulaşım ve otopark ihtiyacı. İkincisi okul ihtiyacı. Üçüncüsü hastane ihtiyacı. Trafik ulaşım ve otoparkla ilgili 7 adet kavşak, alt geçit, üst geçit ve dalışık tarzı projemiz var. Mega projeler. Büyükşehir'le birlikte bunları yapacağız. 17 adet otopark projemiz var. Ve kapalı semt pazarlarımız 12 adet. Bunları sayısını 20'ye kadar çıkaracağız. Bu kapalı semt pazarlarımızı haftanın 6 günü otopark olarak kullanacağız. Böylece 13-14 bin civarında aracı sokaklarımızdan, caddelerimizden çekmiş olacağız ve ferahlayacağız. Asıl ulaşımla ilgili proje metro demiyorum, metrolar gelecek Esenyur'da. Bir tanesi şu anda yapılıyor. 2019 yılı içerisinde, bu yıl içerisinde hizmete açılacak inşallah. Mahmut Bey, Esenyurt Meydan, oradan da belediye kadar uzatacağımız bir hat. Bir tanesi Beylikdüzü TÜYAP, Esenyurt'un 6 tane mahallesi üzerine geçip Büyükçekmece'ye gidecek olan hat. Bir tanesi Kıraç bölgemize gelecek olan Hadımköy-Firuzköy hattı. Bu 3 hat geldiği zaman Esenyurt son derece rahatlayacak. Bu 3 hatı da birleştirdiğimiz zaman boydan boya Esenyurt metro ile ulaşımını sağlamış olacak. %60-%70 ulaşım o metro üzerinden gerçekleşmiş olacak. Böylece ulaşımla ilgili sorunlarımız bitmiş olacak. Okulla ilgili şu anda her yıl 70 bin insan geldiği için her yıl 13-14 bin civarında öğrenci geliyor Esenyur'da. Dolayısıyla bir yıl içerisinde 2 bin öğrencili 6-7 tane okul ihtiyaç olarak doğuyor. Biz bu ihtiyacı önemli bir kısmı karşılamışız. Sadece bir yıl, bir buçuk yıl geriden geliyoruz. Şu anda bizim yaptığımız tespitlere göre 16-17 tane 60 teslikli okul ihtiyacı var. Biz 35 tane okul yeri şu anda tespit ettik. 5 tanesini geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığımızla görüşerek 2019 yatırım programını aldırdık. 1 Nisan itibariyle de inşallah devam ettiğimiz sürece halkımız bize bu yetkiyi verdiği zaman peyderpey bu okulları devreye sokacağız. 2-3 yıl içerisinde 35 tane okulumuzu yapıp 15 yıla yetecek kadar okul ihtiyacımızı karşılamış olacağız. Hastane meselesine gelince şu anda 220 yataklı bir hastanemiz var. 230 yatak ek olarak buraya yapılıyor. 450 yatağa çıkıyor. Şu an ben Sağlık Bakanlığımıza görüşüyorum. 50 veya 100 yatak daha ek yapmayı düşünüyoruz. 500 yatağı bulursak araştırma hastanesine dönüştürme ihtimalimiz var. Sağlık Bakanımız şu anda uygun mu değil mi onun çalışmasını yapıyor. İnşallah kısa zamanda eğer uygun olursa burayı araştırma hastanesi yapacak şekilde 500 yataklı 2019 yılında bir hastane olmuş olacak. Ayrıca bu Esenyurt'a geldikten sonra bir buçuk ay önce yine Sağlık Bakanımızla görüştük. 500 yataklı Esenyurt Devlet Hastanesi'ni 2019'un yatırım programına aldırdık.
Böylece Binyatay'a çıkıyoruz. Daha sonra bir üniversite projemiz var. Bu üniversite projesinde tıp fakültesi olacak. Ona bağlı 500 yataklı bir araştırma hastanesi daha düşünüyoruz. 1500 yatağa çıkacağız. Yani benim anladığım ulaşım sıkıntısı var. Eğitim sıkıntısı. Okul sıkıntısı var, hastane sıkıntısı var. Bu üç konu acil sizin projelerinizi hayata geçireceğiniz alanlar. Hayata geçecek projeler bunlar. Bunlar Esenyurt'a bir vizyon katacak aynı zamanda bu ihtiyaçların karşılanmasıyla birlikte. Ayrıca uluslararası ticaret merkeziyle Esenyurt uluslararası bir yer ticaret merkezi haline gelmiş olacak. Bir başka şey daha var Esenyurt'ta. Esenyurt'un geleceği vizyonu açısından söylüyorum. Esenyurt'ta kaplıcalarımız var. Bu kaplıcalarımız şu anda Esenyurtlar tarafından da çok fazla bilinmiyor. İki tane termalimiz var. Evet. Bu kaplıcalar dünyada dereceye giren kaplıcalar. Bir tanesi birinci dereceye giriyor, bir tanesi dördüncü dereceye giriyor. Afyon'da Kütahya kaplıcalardan çok daha kaliteli kaplıcalar bunlar. Evet. Biz bunlar üzerinde uluslararası standartlara uygun dinlenme testleri yapacağız. Bu dinlenme testlerinde şifa merkezleri kuracağız. Önce şifa merkezlerimizi İstanbul'un sağlık turizminin merkezi haline getireceğiz. 15 milyonluk bir İstanbul'da sağlık turizminin merkezi haline gelince Esenyurt İstanbul'un yıldızı olacak inşallah. Daha sonra o 50-60 bin her yıl Esenyurt'a gelen yabancı ticaret turisti, iş adamları, hani Esenyurt'ta dolaşacağımız yeri yok, onun için başka tarafa götürüyoruz şeklinde söyleniyordu ya. Biz bu iş adamlarımızın ayağını inşallah kaplıcalarımıza alıştıracağız. Böylece Esenyurt kaplıcaları uluslararası bir marka haline gelecek. Esenyurt İstanbul'un yıldızı oldu. Esenyurt uluslararası bir marka haline geldi. Böylece Esenyurt'un imajı şu ana kadar hak etmediği olumsuz imajı düzelmiş olacak. Ben duyuyorum doktorlar, öğretmenler Esenyurt'u çok fazla tercih etmiyorlarmış. 300 tane aile hekimi bize gerekiyor. 204 tane aile hekimi var. 50-60 tanesi yabancı. Neden böyle diye sorduğumda doktorlar Esenyurt'u tercih etmiyorlar. Çünkü orayla ilgili kaygılar var vesaireler gibi. Şimdi bu projeleri yaptığımızda 7 adet kavşak, 17 adet otopark, 3 tane metro geldiğinde, 35 tane okul yaptığımızda ve 1500 yatağa ulaşmış hastanelere sahip olduğumuzda, uluslararası ticaret merkezini yaptığımızda, uluslararası kaplıca merkezi, sağlık turizmi merkezi haline getirdiğimizde, Esenyurt'ta artık doktorlar ve öğretmenler gelmek için herhalde saraya gelecekler. Ve bütün hemşehrilerime söylüyorum, diyorum ki elinizde varsa gayrimenkulünüz, arsanız, dükkanınız, daireniz sakın satmayın. Değerlenecek diyorsunuz. 2 sene sonra bunu alamazsınız, pişman olursunuz diyorum. Esenyurt'a ait dediğiniz o olumsuz yargıları 2 sene içinde kıracak mıyız diyorsunuz? Evet, şu anda başladı zaten kırılmaya Allah'ın izniyle. Bizim oluşturduğumuz 100 değerli proje kitapçığımız var. O 100 değerli proje kitapçığına bakan kişiler o şeyin ortadan kırılacağına inanmış durumdalar. Ve yavaş yavaş Esenyurt'ta başka bir hareket, başka bir güven, başka bir umut oluştu. Esenyurt çok daha zengin, çok daha müreffeh, çok daha mutlu ve huzurlu bir yer haline gelecek ve marka, vizyon bir yer haline, şehir haline, metropol haline gelecek. Esenyurt'un 170 bin genci var. Evet. Bu gençler. Gençlere ilişkin istihdam alanları açacağız dediniz. Az önce sözünü ettiniz Uluslararası Ticaret Merkezi ile birlikte. Evet. Başka ne tür projeleriniz olacak gençlere yönelik olarak? Mesela ben onlara sordunuz mu? Bir anket yaptırdınız mı? Tabii ki araştırmalarımızı yaptık. Ben 50-60 gün dolaştım. Sadece vatandaşı dinledim. Seçmenlerle buluştum. Esnafımızla buluştum. Kanaat önderleri, STK önderleriyle buluştum. Onlardan aldığım bilgiler üzerine 100 değerli projeyi oluşturdum. Büyük çoğunluğu onlardan aldığım bilgilerle oluşan projeler. 22 tanesi, bu projelerin 22 tanesi vizyon geliştirmekle ilgili. 9 tanesi doğrudan çocuklarımızın yetiştirilmesiyle ilgili. 25 tanesi doğrudan gençlerimizin yetiştirilmesiyle ilgili, geleceğe yetiştirilmesiyle ilgili. Ki bu konuda şunu düşünüyorum. Esenyurt'taki gençlik, Türkiye'nin bir yüz düşümü, bir demografi var orada. Bu yapı Esenyurt için son derece müspet bir şeye de dönüştürülebilir, olumsuz bir şeye de dönüşebilir. Biz inşallah yaklaşımımızda bunu müspet bir şeye dönüştüreceğiz. Hedefimiz şu, Esenyurt'taki gençlik, 170 bin genç potansiyeli geleceğin kültür sanat alanında yetişecek insanların çıkması, şiir edebiyat alanında insanların çıkması, sinema, tiyatro alanında insanların çıkarılması, müzik, folklor alanında insanların çıkarılması, teknoloji eğitimi, teknoloji gelişimi noktasından 4.0 teknolojisini yakalamış bir gençliğin oluşması, yabancı dil eğitimini almış bir gençliğin oluşması, liseyi bitirdiğinde
herkes en az bir tane yabancı dil bilecek şekilde bitirmesi gerekir diye düşünüyorum. Böyle bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda sadece milli eğitim müfredatıyla ya da okullarımızda verilen derslerle biz yetinmeyeceğiz. Ek donanımlar yapacağız. Ek mekanlar, imkanlar oluşturacağız. Böylece Esenyurt'un gençliği geleceğin bilim adamlarını, geleceğin akademisyenlerini yetiştirecek inşallah. Geleceğin mucitleri çıkacak burada. Geleceğin spor alanında şampiyonları çıkacak. 31 adet olimpik spor konusunda sporun yapılabileceği merkez düşünüyoruz. Kompleks düşünüyoruz. Atasporlarını düşünüyoruz. Böylece geleceğin şampiyonları inşallah buradan çıkacak. Geleceğin sanatçıları, geleceğin sinemacıları, geleceğin tiyatrocuları burada çıkacak. Böyle bir hedefimiz var. Gençlikle ilgili. Evet. Peki şimdi yerel seçim sürecinde İstanbul için yeşil alan azlığını da çok gündeme getirdi. Hem adaylar hem de onlara soru soranlar. Şimdi çok nüfus demek, çok bina demek. Siz bu yeşil alan azlığı konusunda Esenyurt'un durumu nedir bilmiyorum. Hem onu paylaşırsınız hem de bir eksiklik varsa bu konuda nasıl adımlar atacaksınız? Evet. Daha fazla yaşam alanları yaratma adına. Esenyurt'ta yeşil alan yeşillik az. Esenyurt'un rengi gri şu anda. Daha yeşile dönmedi. Biz şöyle bir slogan geliştirdik. 1 milyon insan, 1 milyon ağaç hedefimiz olacak bu süre içerisinde. Bununla birlikte Sayın Binali Bey'in Beylikdüzü Esenyurt Koridoru dediği dere boyu çok geniş bir alanı yeşil alana çevirecek ve orada bir nefes alma durumu olacak. Bu Esenyurt'a son derece yarayacak bir proje olacak. Parklarımız, millet parkları şu anda son derece geniş alanlar yapılıyor. Ayrıca bir projemiz daha var bizim. Okul bahçeleri ile ilgili düşündüğümüz bir proje bu. Okul bahçeleri, veli parkları, veli bahçeleri haline dönüşecek. Bundan şunu kastediyorum. Okullarımız şu anda okul bahçelerimiz bahçeden çok her şeye benziyorlar. Onların da zemini beton. Evde beton üzerindeyiz. Kaldırıma iniyoruz beton, okulda beton, bahçeye iniyoruz, orası da beton yapmış. O negatif elektriği atacağımız alan yok. Bir alan yok. O bahçeleri biz peyzajlandıracağız, yeşillendireceğiz, ağaçlandıracağız, kent mobilyaları donatacağız, kamelyalar yapacağız ve bununla yetinmeyeceğiz. O okul bahçeleri birer park haline gelecek ama velinin kullanabileceği bir park haline gelecek. Sadece velilere açık olacak çünkü çocuklarımız güvenliği açısından bu önemli. Onlar da kartla girebilecek buraya. 102 tane okulumuz var. 35 tane daha yapacağız. 137 taneye çıkacak. Her okulun bahçesi bir park haline gelecek. Dolayısıyla 137 tane parkımız olacak. Peki okul çağında olmayan çocukları kapsayacak mı? Yoksa hani çocuklar için ayrı park alanlarına dair projeleriniz var mı? Bu okul. Okulda okuyan çocuklar için. Okul çağında olmayan yani daha eğitim küçük. Hayatında olmayan çocuklar için onlar girebilecek mi anneleriyle birlikte? Mesela iki çocuklu bir anne girecek mi? Tabii girebilecekler. Çocuğunu okula götürüp teslim ederken herhalde çocuk iki tane çocuğunu yanına alabiliyorsa gidip girebilecek. Velinin yanında, velinin zimmetinde kim geliyorsa girebilir. Anladım. Bu şekilde bir de bu okul bahçelerine bir de sosyal mekan yapacağız. Veli çocuğunu bıraktığı zaman geçip orada bir çay içebileceği bir ortam olacak. Çocuğunun öğretmeniyle oturup çocuk üzerinde istişare edebilecek. Çocuğunun arkadaşının annesiyle babasıyla velileriyle tanışmış olacak. Bir süre sınırlaması var mı? Hayır. Yok. O tamamen park gibi kullanacak orayı. Bir sosyal tesis. Dolayısıyla bir sosyal ortam oluşmuş olacak. Veli, öğrenci, öğretmen koordinasyonu sağlanmış olacak burada. Bununla yetinmeyeceğiz. O sosyal tesisin yanına bir kütüphane yapacağız. İlçelerimizde kütüphane konusunda sıkıntılar var. Esenyurt'ta da 170 bin öğrencimiz var. 30 bin civarında üniversiteye giden öğrenci var. 200 bin. Bunlara şu anda 5 tane kütüphanemiz var. Bu kütüphaneler yetmiyor. Ama 137 tane okulun her birinde bir kütüphane yaptığımızda 137 tane kütüphane olacak. Dolayısıyla başka bir kütüphaneye gitmeye ihtiyacı hissetmeyecekler. Çocuk derste boş kaldığı zaman gelip kütüphanede kitap okuyabilecek, ders çalışabilecek. Dolayısıyla ayrıca yanına bir de etüt merkezi yapmayı düşünüyoruz. Derste öğrenemediği dersi öğretmeninle birlikte etüt merkezine gelecek veya başka bir öğretmen tarafından ek ders olarak verilecek. O çocuk dersi öğrenene kadar o okulun bahçesinden dışarı çıkmayacak. Bu tarz bir şey. Yani eğitim için oldukça tatmin edici bir görüntü çiziyorsunuz. Kesinlikle. 137 tane park. Veli Parkı oldu. 137 tane kütüphane oldu. 137 tane etüt merkezi oldu. 137 tane sosyal tesis oldu. Buradan başka bir şeye geçiyorum.
velinin gittiği bir yere zararlı madde satan kişilerin uğraması, yaklaşması mümkün değildir. Buradan hareketle şöyle bir bunu genişletmek istiyoruz zararlı maddelere karşı mücadele konusunda. Madde bağımlılığı da esasında evet, sorunlarından bir tanesi. Bir sorun, bir problem. Sokak bilincini oluşturacak sokak komisyonları oluşturacağız. Cadde bilincini oluşturacak cadde komisyonları, mahalle bilincini oluşturacak mahalle komisyonları. Mahalle komisyonunda muhtar olacak, STK önderleri olacak, kanaat önderleri olacak, cami imamları, cemevi dedeleri olacak, gönüllü insanlar olacak ve bunlar topyekün zararlı maddelere karşı bir bilinç oluşturacaklar, bir mücadele verecekler. Belediye bunların öncülüğünü yapacak. Bunlar için gerekli imkanları sağlayacak. 7-8 tane maddeden bahsettim. 9. madde kolluk görevleri. Şu anda biz o 7-8 tane maddeyi hiç kimse yapmıyor, hiç kimse uygulamıyor, hiç kimsenin gündeminde değil. İşi sadece kolluk görevlerine bırakmışız. Bir iş kolluk görevlerine geliyorsa zaten madde bağımlısı olarak geliyor. Öncesinden önlem alınması gerekiyor. Bu anlamda biz topyekün toplumsal bir mücadele olarak zararlı maddelere karşı bir şey başlatmayı düşünüyoruz. Bir bilinç oluşturmayı ve ona karşı mücadele başlatmayı düşünüyoruz. Toplumsal duyarlılığı artırmak istiyorsunuz. Peki son birkaç dakikamız. Şimdi toplumun dezavantajlı kesimlerini de konuşmak gerekiyor herhalde. Engelliler. Esenyurt'un hemen ne kadar bir engelli dostu ilçe olduğunu sormak isterim. Sizin eklemek istediğiniz başka konulardaki düşünceleriniz varsa da onu da birkaç şey alalım. Daha. Engeller konusunda düşüncelerimiz var. 7000 civarında bir engellimiz var. Bu engellerimizle ilgili çalışabilecek durumda olan engellerimizi o meslek edinme kursları ve çıraklık okullarına onlara da ayrı bir eğitim verip fabrikalarımıza istihdam etmeyi düşünüyoruz. Ama çalışamayacak durumda olanlar için onlara zaten evde bakıcısı maaş alıyor, onlara maaş veriliyor. Biz artı olarak şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Engelli misafirhanesi ve kültür merkezi diye bir şey yapacağız. Engelli bir ay, iki ay aynı ortamında kalıyor. Bakıcısı da ona bağlı kalıyor. Dışarı çıkamıyorlar, başka bir ortam paylaşamıyorlar. Biz bunları 10 günde bir, 15 günde bir misafir olarak alacağız. Dolayısıyla bakıcısı bir iki gün dinlenmiş olacak. Veya bakanı, annesi ise artık kimse bir işi çıktı, bir cenazesi çıktı, bir düğünü çıktı, gitmek istiyor başka bir yere, başka bir ile gitmek istiyor ve memleketine gitmesi gerekiyor ama engellisinden dolayı gidemiyor. Biz onu teslim alacağız, ona bakacağız, 3 gün, 5 gün, 1 hafta bize misafir olacak, o bakıcısı gidecek, kendi işini halledecek, gelecek. Aynı şeyi konusunda da düşünüyoruz, kreş noktasında. Esenyurt'ta çalışan kadın sayısı da son derece fazla. Çalışan kadının en büyük sorunu kreş biliyorsunuz. Ben mühendis bir kişiyim. Esenyurt'ta ne kadar kadın çalışıyorsa, ne kadar çocuğu varsa, bu çocuklar için ne kadar kreş gerekiyorsa o kadar kreş yapmayı düşünüyoruz. İddialı bir cümle. Çok iddialı bir cümle. Çünkü şöyle düşünüyorum ben. Kreş tamam ama emin el olması gerekiyor bir de. Özel kreşler var. Pahalı, aynı zamanda emin mi değil mi konusunda rahat değiliz. Veya anne rahat değil, baba rahat değil. Biz belediye olarak, devlet olarak bu işin emin elle olacağız. Emin ellerde yetişen bir çocuk geleceğe iyi yetişecek, doğru yetişecek ama emin ellerde yetişmeyen bir çocuk gelecekte Allah korusun canlı bomba olup dönüyor. Bir kreşe, 50 kreşe, 100 kreşe vereceğiniz maliyet ile daha sonra onların vereceği zararı karşılaştırdığınızda binde bir yapıyor. Onun için kreş konusunu son derece önemsiyorum. Çünkü gelecek nesilleri yetiştirme konusunda önemli bir şey. Bu kreşler noktasında ev hanımları da zaman zaman mesela pazara gitmek istiyor. Çocuğu olduğu için pazara gidemiyor. Misafir kreş yapacağız. Ev hanım çocuğunu bırakabilecek oraya. Gidip alışverişini yapabilecek veya gezebilecek. Sonra gelip çocuğunu alıp gidecek. Kreş konusunda bunu düşünüyoruz. Peki. Son bir dakikamız. Şu soruyu sormak istiyorum. Bir belediye başkanının toplumun bütün kesimlerine herhalde dokunması, onların ihtiyaçlarını siz öyle adlandırıyorsunuz, çözmesi gerekiyor. Şimdi 2016'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Alevilerin kazandığı bir dava var. Cem evlerine yasal statü verilmesini bekliyor. Hükümetin de iktidarında bu konuda sözleri var. Bir yerel yönetici bu anlamda neler yapabilir? Bir zaten anayasa hükmü yargı kararının geciktirilemeyeceği 138. madde. Siz bu anlamda neler yapacaksınız? Alevi vatandaşlara bu anlamda neler söylemek istersiniz? Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran öncesi bir taahhüdü vardı.
cemevlerine yasal statü verme konusunda ve ilfan merkezlerine. Bu zaten meclis çalışması yapılıyor. Ama ben şahsım olarak ben milletvekilliğim döneminde 2,5 yıl Tunceli sorumlusuydum, koordinatörüydüm. 2,5 yıl Tunceli ile uğraştım ve oradaki insanlarımızı son derece yakından tanıdım. Onların gönlünün ne olduğunu biliyorum. Aynı zamanda ben Sancaktepe kurucu ilçe başkanıyım, 6 ilçe başkanlığı yaptım. Orada yine Alevi vatandaşlarımız vardı. Onlarla çok yakın bir ilişkim oldu. Kültür olarak da zaten oraya çok uzak değilim. Malatya, Alevi kesimin olduğu bir yer. Ve orada biz Alevi, Sünni diye bir ayrımı aslında hiçbir zaman yapmadık. Son zamanlarda bu tür şeyler ortaya çıktı ama ben bu konuda şunu düşünüyorum. Öncelikle Esenyurt Belediyesi cemevleri konusunda şu ana kadar çok güzel destekler vermiş. 6 tane cemevimiz var. Bu cemevlerin yapımı, döşenmesi vesairesi konusunda çok büyük destekler de bulmuş. Ayrıca Hacı Bektaş'ta bir konaklama yeri bizim belediye yapmış. Evet. O daha tamamlanmamış, yarım duruyor. Onun inşallah tamamlanması için elimizden geleni yapacağız. Onu, o projeyi tamamlatacağız. Peki. İnşallah. Bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Aynı zamanda şunu düşünüyorum. Esenyurt, Türkiye'nin bir yüzü düşme dedim ya. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, evet. Türkü, Lazlı, Çerkezi, herkesin bulunduğu bir yer. Esenyurt'ta biz Çanakkale ruhunu yeniden inşa edebiliriz. Bu kardeşlik ruhunu tekrar inşa edebiliriz. Dolayısıyla birlik ve beraberlik noktasında Türkiye'de bu model olabilecek bir yer olabilir. Benim yaklaşımım bu modeli oluşturmaya yönelik ve Alevi kesime yönelik de bir takım kutsal yerler var biliyorsun. Hacı Bektaş var, Tunceli için işte Düzgün Baba var vesaire var. Buralara da sürekli inanç kültürü turizmi konusunda gerekli her türlü desteği ben vermeye devam edeceğim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Sayın Azmi Ekinci, pazar günü için de size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Evet, kısa bir reklam aramız var. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.